Herkes sağlam tutsun. Gel bak. Böyle yapacağım. Tamam ya. Selektör yapıyorum da. İstanbul'a ne çırpı? Havalimanına gidiyoruz. Ziyaretçi olarak da gelebiliyor mu ya? Tamam geliyor mu? Şu arkayı kapatalım. Dur kapatma dur, burada işimiz var. Fotoğraf çekelim. Kaptan bir arabayı kapatacağım mı? Daha olma. Gençler bize bir sür atalım ya. Buyurun hocam. Hocam gelin fotoğraf çektirelim dedik. Buyurun hocam istediğiniz parayla gibi. Çektir. Biz bu aracı yaklaşık 45 günlük bir süreçte hazırlayabildik. Yazın hazırlayabildik. Tabii öncesinde Zoom toplantılarımız vesaire olmuştu. Planlamalarımızı yapmıştık Zoom toplantılarıyla beraber. Bu aracı tasarlarken şu motto ile çıkmıştık. Biz bu aracı %100 yerli yapmalıyız. Çünkü rakiplerimiz de yerliliğe önem veriyor. Bizim aracımızın motoru, motor sürücüsü, batarya kutusu, batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi ve yerleşik şarj birimi yerlidir. Bu TÜBİTAK'ın istediği temel kriterlerdendi. Ve bu temel kriterleri 45 günlük kısa sürede gerçekleştirebildik. Gerçekten öğrenci arkadaşlarımızın emekleri çok fazla. 45 gün diyorum ama 45 gün neredeyse 18-20 saat mesaiyle çalıştık. Gecemiz gündümüz birbirine girdi desem yeridir yani. Yarışmaya yerlilik için gitmiştik. Yerlilik ödülü alamadık ama komite bize kurul özel ödülünü layık gördü. Çünkü rakiplerimiz yıllardır bu yarışmaya katılıyor. Bizim daha ikinci senemiz. İkinci senemizde bu başarıyı dikkate alan komite bize kurul özel ödülünü layık gördü. Hiç kimsenin beklemediği, bizim de yarışmaya çıkana kadar fark etmediğimiz bir olay da gerçekleşti. Biz yarışmanın da ikincisi olduk. Yarışmamız verimlilik üzerine bir yarışmaydı ve yarışmadaki en verimli ikinci araç bizim aracımız oldu. Şimdi aracımızın maksimumu 65, hatta 70 diyelim, 70 km'ye kadar çıkabiliyor. Aracımız son derece verimli bir araç. 1 lirayla 250 kilometreye kadar yol kat etme kapasitesine sahip. Hatta aracımızı şarj etmedik. Yarışmadan geldik. Buradaki çekimlerde yine mevcut şarjdan oldu. Yani o yarışmanın da yapmış olduğumuz şarjdan oldu. Aracın ben takım kaptanıyım aynı zamanda. Aynı zamanda aracın yazılımında görev aldım. Telemetri ve araç kontrol sisteminde görev aldım. Aracımız tamamen yerli tasarım. Araç kontrol sistemi, yerleşik şarj sistemi, batarya paketleme, bütün donanımları yerli, yazılımları da yerli üretildi. Şu anda işte çok mutluyuz. İki tane ödül aldık, Teknofest'ten geldik. Hem verimlilik ikinciliği ödülü hem de kurul özel ödülünü aldık. Bu ödülü hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz bunun için yaklaşık 2 ay boyunca gecemizi gündüzümüzü verdik. Günde 4 saat 5 saat uyuyarak. Gerektiği gün 20 saat çalışarak uzunca bir süreç geçirdik. Ben bu aracın elektronik bölümünde yer aldım. Batarya yönetim sistemi, motor sürücü ve yerleşik şarj biriminde. Bu bahsettiğim alt bölümlerin hepsini yerli şekilde geliştirdik. Ar-Ge'lerini tamamladık.
Aynı zamanda aracımız çok işte verimlilik ödülüne de layık görüldüğünden ötürü yaklaşık 1 TL gibi bir civarla 250 kilometre yol yapabiliyor. Bu bantlar, yani neden aracımızın tasarım bu yönde olduğuyla alakalı çok fazla soru almaktayız. Aracımızda aerodinamik sağlanması için son güne kadar yarışmaya çıkarken pitte dahi olabildiğince rüzgar alabileceği yerleri kapatmaya çalıştık ki arkada paraşüt etkisi olarak bizim yerliliğimize, bizim verimliliğimize zararı olmasın diye. O yüzden kesinlikle hiçbir yerden rüzgar almayacak şekilde yaptık arabamızı. Her yerini kapatmaya çalıştık. Böylelikle verimlilikte ikinci olduk. Arge çalışmalarımızda motorun tipini, ondan sonra motor sarım şemalarını falan belirledik. Motor için malzeme arayışında bayağı bir sıkıntı yaşadık. O yüzden de hani üretim çalışmalarımız biraz uzun sürdü. Hani bu yüzden de şu anda aracımızda zaten bir sponsor arayışındayız. Sponsora ihtiyacımız var bizim bu konuda. Çoğu malzeme tedarikinde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Aracımız yapılırken gerek çizimleri olsun, her şey yapıldı. Aerodinamik, dinamik testleri yine bilgisayar üzerinden bakılıp hani rüzgar almaması, paraşüt yapısının oluşmaması üzerine çok çalışma yapıldı. Okula yeni başladık. Zaten birinci sınıf online olarak geçti. Online olmasına rağmen çok gerçekten ummalı bir çalışma yaptık. Zoom toplantılarından 4 ay falan bir Ar-Ge çalışması sürdü. Siz çekindiniz, biz de çekindik.